Cumhuriyet Halk Partisi tarafından eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere Ankara Çankaya Anıt Park'ta halka açık olarak 24 saatlik eğitim maratonu yapıldı. Düzenlenen programın ardından 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Bursa'da kent meydanında yapılan açıklamada CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş eğitim sistemindeki yanlışların devam ettiğini söyledi. Eğitim bileşenleri olan öğrenciler, öğretmenler, veliler, yöneticiler, hizmetliler, sendikalar, STK'lar ve niceleri eğitimin birçok farklı başlığında ve okul ortamında yaşananlardan, eksiklerden muzdarip durumda. Bir çıkış yolu yok. Nereye giderseniz gidin, ülkemizin en dertli, en eksik alanı eğitim. Gün geçtikçe de eğitim alanındaki bu dertler ve sorunlar, eksikler, hata, hatta yanlışlıklar devam etmeye ve ettirilmeye devam ediyor. Yeşiltaş eğitim maratonunda elde edilen sonuçları da paylaştı. AKP iktidarı bilerek ve isteyerek kasti bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamaktadır. Liyakatsız atamalarla eğitim sistemimizin niteliği yerle bir edilmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş ve piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve okullar kapatılmış. Çocuklarımız kilometrelerce uzaklardaki okullara taşımalı eğitime mecbur bırakılmıştır. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye ve 20 metrekarelik konteynerlarda ailecek yaşamaya devam etmektedirler. Bugün ülkemizin gençliği sınavlarda her yıl daha düşük ortalama yapmaktadır. Uluslararası ölçme değerlendirme sonuçlarına göre 2002 öncesine göre geriye gidilmiştir. Öğretmenlerin sorunları hakkında konuşan Yeşiltaş, işe alımlardaki mülakatlara da değindi. Öğretmenlerimiz okullarda şiddet görmekte ve öldürülmektedirler. Yoksulluk sınırının altında maaşlarla ücretli, sözleşmeli, aday öğretmen, öğretmen, uzman, baş öğretmen ünvanlarıyla aynı dersi veren ama farklı maaş alan 6 farklı öğretmen yaratılmıştır. Öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmıştır. Maalesef bir seçim vaadi olarak kalan mülakatlar şimdiki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından mülakat gibi yapacağı söylemiyle devam ettirilmektedir. Mülakat yüksek standardı olan bir ölçme aracı değildir. Ama iktidar kendi söyleminin aksine bundan vazgeçmeyerek öğretmenlerimizi kendi amaçları doğrultusunda elemeye devam etmektedir. Yeşiltaş ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif modeline de karşı olduklarını dile getirdi. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın iddialarının aksine Türkiye Yüzyılı Maarif modeline bilimsel verilerle karşı çıkmaktayız. Çünkü bu program ihtiyaç analizi yapılmadan hazırlanmıştır. Eğitim programları geliştirme ilkelerine ve akademik etik kurullarına uygun değildir.